Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gürkan. Bugün sizlerle string indexing ve slicing konularını işleyeceğiz. Türkçe'ye string indexleme ve bölme olarak geçiyor. Şimdi bu konu oldukça önemli. Listelerde de var. İleride göreceğiz. Ve daha sonra NumPy kütüphanesine bakacağız. NumPy'da da bunu çok kullanacağız. Çünkü verileri istediğimiz hale getirmek için onlarla bayağı uğraşıyoruz. İşte bölüyoruz. Daha sonra başka bir parçaya getiriyoruz vesaire. Tabii biz şu anda bu işlemleri listeler üzerine görmüyoruz. Biz string üzerine görüyoruz. Ama mantığı tamamen aynı. Onun için bu bence önemli bir konu. Onun için üzerinde durulması gerekiyor. Şimdi bunun için öncelikle bir string oluşturmak istiyorum. Şöyle bir değişken oluşturdum. Bir karakter dizisi oluşturdum. Şimdi bu karakter dizisinin tamamını bastırmak için direkt ismini yazıyorduk o değişkenin. Ve çalıştırdığımızda zaten o karakter dizisini bastırıyordu. Karakter dizisi diyorum çünkü birden fazla karakterden oluşuyor. İşte büyük G, daha sonra küçük U, işte R, K, A ve N karakterlerinden oluşuyor. Böylelikle bir karakter dizisi oluşuyor. Peki ben bunda bu karakter dizisinde özellikle gidip 3. elemanı istersen ya da 4. elemanı istersen işte bunlara indeksleniyor. Ve indeksler az önceki söylediğim gibi yani şu 1, şu 2 değil sıfırdan başlıyor. Yani şu sıfırıncı eleman daha sonra şu U birinci eleman R2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Onları şurada yazdıralım. Şöyle yorum satırı halinde. G0 U1 R2 K3 A4 ve N'de 5 oluyor. Yani sıfırıncı dediğimiz büyük G'ye tekabül ediyor. İşte 4 dediğimizde de küçük A'ya tekabül ediyor. Peki bu elemanı nasıl çağırırız? Yani özellikle biz gidip de birinci elemanı getir dediğinde. Bunları yani indeksleme işlemini köşeli parantezler içerisinde yapıyoruz. Önce string değişkenimiz daha sonra da köşeli parantezler içerisinde eleman sayısını yazıyoruz. Yani eleman sayısı derken kaçıncı elemanı istediğimizi yazıyoruz. Ben sıfırıncı elemanı istedim. Yani büyük G. Gördüğünüz gibi ekrana büyük G yazdırdım. Aynı şekilde 2 deseydim. Bu sefer de ikinci elemanı yani R'yi bastıracaktım. Dediğim gibi saymaya sıfırdan başlıyoruz. Bu önemli bir husus. Şimdi bunların yanı sıra yani her zaman pozitif indeksler yok. Bunların yanı sıra negatif indeksler de var. Negatif indeksler genellikle zor olarak görülüyor ama oldukça onlar da basit kavramlar. Şimdi biz bunlara 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyorduk. Onun da mantığı şuradan geliyor. Aslında sıfırdan önce de gittiğimizde tekrardan buraya dönüyoruz. Ve eksi 1, işte şöyle göstereyim. Şu eksi 1 oluyor. Bu eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 ve eksi 6. Yani sondan saymaya başlarken bu sefer eksi 1, eksi 2 diye gidiyoruz. Burada da dikkat etmeniz gereken şey 0, eksi 1, eksi 2 diye gitmiyoruz. Bu önemli bir nokta. Eksi indeksleri de buraya yazalım. Evet, gördüğünüz gibi böylelikle eksi indekslerine değerlerini yazmış oldum. Mesela eksi 3. eleman alalım. Eksi 3. eleman K'yi vermesi lazım. Çalıştırdığımızda K harfini verdi. Eksi 5. eleman U'yu vermesi lazım. Çalıştırdığımda U'yu verdi. Gördüğünüz gibi eksi indekslerde oldukça böyle kolay, basit. Şimdi indexing işlemi bu kadar. Slicing konusuna gelelim yani bölmeye. Bölmede belli bir parçayı alıyoruz. Yani bölme, parçalama bunu böyle çevirebiliriz bu slice kelimesini. Belli bir kısmı alıyoruz. Mesela sadece şunu almak isteyebiliriz ya da sadece bunu almak isteyebiliriz. Bu gibi durumlarda kullanımı şöyle. Bir start indeksi oluyor. Daha sonra bir de stop indeksi oluyor. Ve kullanımı bu şekilde. Start, sonra iki nokta üst üste ve stop indeksi. Burada start dahildir, stop indeksi dahil değildir. Ne demek istedim? Hemen bir örnek yapmak istiyorum. 1, 2 nokta üst üste 4 dedim. Şimdi bunun anlamı 1'den 4'e kadar al, 1 dahil, 4 dahil değil. Yani
Şuradan 1 dahil, 2 dahil, 3 dahil ama 4 dahil değil. 10 için buraya kadar durduk. Yani bize yazdıracağı şey URK. Bakalım. Gördüğünüz gibi URK yazdırdı. Şurayı 0 deseydim GURK yazdıracaktı. Evet, böyle. Bunları negatif indekslerde de deneyebiliriz. Mesela eksi 6'dan eksi 2'ye kadar gitmesini istedim. Çalıştırıyorum. Aynı şekilde grup dedi. Bu sefer çünkü eksi 6 indeksine göre gittik. Eksi 6'dan eksi 2'ye kadar. Ama eksi 2 dahil değildi. Çünkü stop indeksleri dahil olmuyordu. O zaman böyle oldu. Gördüğünüz gibi grup oldu. Aynı şekilde. Şimdi mesela bunu eksi buna artı alırsak. Yani buradan eksi 6'yı aldık. Buradan dedim ki ne 4'ü alalım. Bastırdım. Aynı şekilde grup dedi. Az önce eksi 6'ya 2 demiştim. Şimdi eksi 6'dan eksi 2 demiştim. Eksi 2'nin ama diğer indeks terimi zaten 4 demek. Onun için aynı buraya kadar geldik. Ama 4 dahil olmadığı için buraya aldık. Başka bir şey deneyelim mesela. 5 de deneyelim. Çalıştırıyorum. Gurka oldu. Aynı şekilde eksi 6'dan başladı. Buradan normalde 5'e kadar gidecek. Son terim dahil değil. Onun için GURKA oldu. Şimdi böyle slicing işlemi oldukça basit. Bu da gördüğünüz gibi. Şimdi bir iki burada husus var. Onu göstermek istiyorum. Bazen sadece böyle yazılır. Bunun anlamı yani böyle yazıldığında şurası baş demek. Yani baştan 5'inciye kadar al demek. Tabi burada 5 aynı şekilde dahil değil. Ona dikkat edelim. Şimdi baş dediğimiz zaten burası. E 5 buraya kadar geliyor. Ama sonuncuyu dahil etmiyoruz. Bir tane tekrardan indik. Aynı şekilde Gurka yazdıracaktır. Gördüğünüz gibi. Yani ben buraya 0 da yazsam aynı şey. Bu 0 yazmasam da aynı şey. Zaten bu 0 demek. Yani başlangıcı alıyor. Peki ben buraya yazıp ikinciye yazmazsam bunda da aslında az öncekinin hemen hemen aynı mantığı. Bu sefer de sonuna kadar al anlamı doğuyor burada. Ve gördüğünüz gibi RKAN oldu. 2'den başladık. Sona kadar al. Buradaki önemli olay da sonuncu normalde dahil olmuyordu. Yani ben buraya 5 yazsam 5 dahil olmuyordu. Böyle yaptığımızda aslında bu 6 oluyor gibi oluyor bu örnek için. Şimdi son terimimiz 5'ti. 6 olursa 6 dahil olmazsa 5 demekti. Hala bunu da alıyor. 2'den 6'ya kadar hepsini alıyor. RKAN. Yani kısacası böyle yaptığımızda sonuna kadar al demek ve sonuncu da dahildir. Bu özel bir istisna diyebiliriz bunun için. Mesela bu sefer de eksi 5'ten başlayarak gitsin dedim. Böyle dedi çünkü eksi 5 buraya denk geliyor. Eksi 5'ten sonuncuya kadar gitsin. Hale Urkan yazdırdı. Burada da gördüğünüz gibi. Aynı şekilde bir örnek daha yapalım. Eksi 3'ten sonuncuya kadar kan oldu bu da. Eksi 3'ten son kısma kadar. Slicing işlemi de gördüğünüz gibi oldukça basit. Yani bayağı bir kullanılıyor. Burada mesela siz bu string değişkenin bilmiyorsunuz boyutunu ve işte o boyutunu almak istiyorsunuz diyelim. Onu da alması kolay. Şurada göstereyim. Print len diye bir fonksiyonumuz var. Bu len fonksiyonu length'ten geliyor. Uzunluk demek. İşte length daha sonra name dediğimizde bu name'in uzunluğu anlamında. Tabii bunun içinde parantez açıp kapatmamız lazım. Ve içerisine gelerek bu name'i verdim. Haliyle bu name'in uzunluğunu al. Daha sonra bunu ekrana bastır gibi bir anlamı oluşuyor. Uzunluğu alırken de sıfırdan başlamıyoruz. Burada normal saydığımız gibi sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 uzunluğunda. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi 6. Şu kan şuradan gelen şey. Şimdi bunun ne faydası var uzunluğunu almamız? Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. İşte burası sıfırdan başlasın. Len name'e kadar gitsin gibi bir şey kullanabilirsiniz. Tabii bunu hiç kullanmasanız da olur. Zaten bu başlangıçtan sonuna kadar al demek.
çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi hepsini bastırdı. Bu örnek için len'in kullanımı çok uymamış olabilir ama kullanım mantığını anlamışsınızdır diye umuyorum. Burada da aynı şekilde mesela negatif bir indeks kullanacağız. Eksi len name dedim. Burada da işte sonuncuya kadar değil de 4'e kadar gitsin mesela. Çalıştırdım. Gurk oldu. Bunu da anlattıktan sonra videomuzu bitirebiliriz. Şimdi len name 6 bastırıyor. Burada görüyoruz. Eksi koyduk başına. O zaman eksi 6'dan başla demek. Eksi 6 gördüğünüz gibi burası. Eksi 6'dan başlayacağız. Peki nereye kadar gideceğiz? 4'e kadar git demiş. Tabii 4 dahil değil. 4'e kadar gidiyorum. 4 dahil değil. Böylelikle gördüğünüz gibi gurk yazdırılmış oldu. Bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.